Qonun erkin hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, men mustaqil jurnalist Bulbek Fatima Jurayeva. Hozirgi kunda Andijon viloyati Izboskan tumanidaman. Bu yerda bugungi kunda prezidentimizning paxtachilik, g'allachilikni rivojlantirish bo'yicha qilayotgan jonkuyarliklari asosida fermerlarimiz faoliyat yuritayotgan ekan. Juda ham xursand bo'ldim fermerlarimizni o'z vaqtida paxta, g'allalarini rejadan oshirib bajarayotganlari va tegishlicha jon kuydirib harakat qilayotganliklari o'rganib xursand bo'ldimu, lekin bilasizmi, ayni damda juda ko'p klasterlar o'zlarini oqlolmayotganligi, ayniqsa mana shu Izboskan tumanida faoliyat yurituvchi klaster ham katta qarzdorliklar, mana haq fermerlarimizni haqdorliklari bor, katta qarzdorliklar bo'la turib, bularga qarzdorligini qaytarmayotganligi oqibatida fermerlarimizda bankdagi subsidiyalar, kredit qarzlarining penyalari oshishlari, chunki hamma shartnoma 31 dekabrgacha tuzilgan. Hamda soliq hisobotlaridagi qo'shimcha qiymat solig'lari, daromad solig'larining vaqtida to'lanmasligi oqibatida penyalari oshib ketganlarining guvohi bo'ldik. Mana shunday klasterlardan biri Sohib Omad Barakasi hamda Best Textile International degan klasterlarimiz bor ekan. Bu klaster 3 yildan beriga o'zini Andijon viloyatida o'zini umuman oqlab kelmayotgan ekan. Andijon tumanlari, Izboskan tumanlarida oqlab kelmayapti. Har yili fermerlarimiz haqlarini sud orqali sudlashib, asablarini ketkizib olishi kerak bo'lyapti. Sud qarorlari orqali, lekin o'shanda ham qanchadir miqdorlar qolib ketib, mana hozir ham juda katta miqdorda pullari qolib ketib. Eng qizig'i o'rganishlarim oqibatida esa mana 25 dekabr 2021-yilda mana O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jalik vazirligi tomonidan Andijon viloyati hokimi Abdurahmonovga mana ma'lumotnoma yuborilgan ekan. Aynan shu klaster, aynan shu klaster umuman nima desa bo'ladi? Eng past ko'rsatkichga qayd etilgan ekan. Andijon va Izboskan tumanida faoliyat ko'rsatayotgan Sohib Omad Barakasi hamchizi va Best Textile International hamchizlar eng past ko'rsatkichni qayd etdi. Shundan kelib chiqqan holda Sohib Omad Barakasi hamchizining Andijon va Izboskan tumanlarida fermer xo'jaliklari bilan shartnoma asosidagi faoliyatini to'xtatish ko'zda tutilgan. Lekin u klaster haligacha faoliyatini yuritib kelmoqda. Yomon qiziq joyi bo'lsa, men hozir ozgina o'sha joyiga video qo'yib ketaman. İçki işler tizimleri yoki huquq tartibot tizimleri, hokimlik tizimleri shu klaster bilan shartnoma tuzishga fermerlarni majbur qilish holatlari ham ko'rinib turibdi ekan. Aka, mana aytib qo'ying. O'zlari kelsinmi, sanksiyasini bersin, ana 15 sutka deyapsizmi, 15 sutkaga olib kiraman deyapsizmi? Bo'ldi, olib kiringlar. Borasiz bormaysizmi? Yo'q, bormayman. O'rtoq boshliq kelmaydi aka. Bu klasterda orqasida kim turibdi? Bu klaster shunaqa kuchlimi? Nimaga endi shuncha fermerlar haqqini bermasdan o'zini bu darajada tutmoqda? Men klaster rahbari bilan telefonlashdim. Rahbari kredit olamiz, kreditlarga kafolat xati berganmiz, bo'ynimizga olganmiz, muzlatilgan degan gaplarni keltirdi. Menga afsus narsalar bo'lmagan. Mana Agrobank aksiyadorlik tijorat banki Andijon viloyat boshqarmasi Izboskan filialining javob xatlari bu yerda fermerlarning bo'ynida qolganligi, hech qanaqa manasi bergan o'sha klasterning paxta 2021 yil hosili uchun ajratilgan imtiyozli kreditni to'liq so'ndirish bo'yicha kafolat xati ushbu kafolat xati asossiz deb topilganligi uchun olingan imtiyozli kreditlar fermerlar tomoniga bo'yniga qo'yilganligi. 31 dekabrdan keyin shartnomada ko'rsatib qo'yilgan bu har kunlik penyalar tug'ishni boshlaydi. Bu kredit siyosatimizga ham bu klaster tomonidan tupurib qo'yishmasmi? Soliq siyosatimizni bilsimaslik emasmi? U ham mayli, u davlatimizning eng katta siyosatlaridan biri, lekin bu yilgi inson qadri ulug'lash yilida fermerlarimiz, ya'ni insonlarni qadrini toptashmasmi? Masalan, sizlarga pullarni endi qaytib berishmasa, sizlar yana davom etaverasizlarmi, bankrot bo'lmaysizlarmi? Yaxshi bo'ladi. Biz tegishli joyga qo'yamiz. Keyin nomini o'zgartiradi-da. Fermerlar pulini tushirib bermaydi, yana boshqa nom bilan davom ettirib ketaveradi. Kerak bo'lsa fermerlarni majburlab o'ziga shartnoma qilishga yo'llayapti hozir. Mana masalan, mana 11-masibida Ubaydulla Himmati degan mana fermer xo'jaligining 505.214.283 so'm haqdorligi bor ekan. 505 million, yarim milliard degani bu.
Hazırlaşıyordun mu? Türkiye'de pahtardın bana mı parayı? Çiğdikler pulunu okuyun. Pilonkeler pulunu 25 bin okuyun. Yaşlar. Bile pilonkeli 1 kilo olsun ilgili ödeyiz. 5 milyon verirken. 25 milyon. Türkiye'de kıyan damonatını pulunu okuyun. Türkiye'de 6 milyon 600 milyon kulak yendin. Şunca beni atılıp 6 milyon 600 milyon darılmak ne çıkar? Değil ki bana 22 yılki arabası ki 21 harcadı ki 19 kilo okuyan hakkı yok mu? Yok. Açın ayetiniz. Bundan başka çok çalışıyor. Şimdi sizler ayetlerin yakışı da. Bana ne ayetli yapıyorsunuz? Hadi. Bana hakkı var mı bunu arkadaş gelin? 21, 22 açılmazsan 21'dekiden arkadaşın üçlü okuyorsa kulunu adalattan mı olur? Hadi bana. Olsun. Bana ayetler adalattan mı dedin? Harita firmanın arkasında 50 lira 60 lira. Ben 19 20. yılda verdiğini ötki ayı pahtanı daromadığında 25 bin sondan piliyon kasını ötküzü yaptı bu klastı. 25 milyon boşanca çigildi mi? Ok var yani oğlumdan kulüdü. Ötki ayı tüya daromadığından yani ötki ayı 19 olsa 2020 dakika geldi. 22'ni bana 21'e ok var ya. Bana 2021 yıl olsa, 22 yıl olsa ne son? 22 yıl oladı ya olsa, 22 yıl bahte kişi olsun. 22 yıl bahtasının pulunu, uğurlu çigitinin pulunu 21 yılda daromaddan şu edin. Daromaddan. İmkiyazlı iki bir ülke paratmazsan. Aha, bu kredi bir kere çıkarıp 21 yılda daromaddan şu edin. 22 yıldakini 19 yıldakinden. Kıskası, daromadga bizga to'lanadigan pulimizdan plyonkaga, texnika xizmati, salarga masalan 25 mingdan qimmat emasmi? Qimmat. Asfalt qisqa bo'lgan. Vashi deb plyonkaga. 150 gektarga deb bergan plyonkasi 4,5 gektarga. Hozir davlatimiz, hukumatimiz chiqargan yuqa plyonkamiz 50 kilo, 55 kilo getirdi. Bir ular 25.800 sonunda ötkizgen filyoncası getirdi. 200 kilo yakın filyonca getirdi. Maşına bunu pahşet yaptı bu klaster bizi. Yani bir tane sana körüp kaldım. Huzuru ben onu nimeden klasterden soradım. Ben de bayram tadbiri 2 milyon son silahını daromadilerden uşak oldu. Uşak oldu yaptı. Bayram tadbiri bu geldi. O yer bayram tadbiri indi. İki kutu olan bir ilişkiler olsa bu gelmişler? Yok, ona hemen çakırılma. Haber koyalım. Mesela ben de haber koyayım mı? Bu bayram tadbirine hemen çakırılma. İşken de mi? Demek fermer kocalıkları daromadından klaster orkali bayram tadbiri geyim de pul alıp özlerinde o göklililer sizden pul alıp koşmuşsun ek ya. Klaster bırak, başkanlarını gerektiriyor halatı. Hoppagan 2 milyondan pul. Hazır bana mesela dairemde hangi yıl düzelttik? Fermer hocalığımız mesela pulama geldiğini sanırdı. Her bitti fermerin ortasından 50 liradan azalarımız var. Nafaka füzüydü. Azalarımız üzerinde bayram bugün yoktu. Pul. Pul. Ne avamız verildi, ne başka bir sarı oldu. Ya yakın bir pulumuz verildi. Böyle üçüncü yıl pula geldiğimiz yok. Yani bir tane seçkişim. Hazır şu fermer, yani şu Taşının umma şartlama kılıçtan boş dörtgenlerine pul taşımaya. Bir sumur. Benim özüm borup şahsen klaster driver Norali Ekin Ege'yle yaklaştım. O ayetti ki, hakim de büyürü o dedi. Şartlama kılıçtan pul taşımaya sen de geldi. Çünkü ben bu geldiğe koşulamam. Sebabı ben hazır bunu zapiskeye koyamam. Otobik degen isimli şahs, yani klasterli yuristi bile yaklaşken de uyan kutu şu yaparken hazır bunu küzatıcılarımızda şu videonun içine koyup getirmem. Hakim, hazır pulumuz yok, lakin bu sayan bir masakamız. Çünkü bu firmer kocalıklar bizden şartlama tuzmat diyor ki şartlama tuzmattı degen gap ayıp getirdi. Bu gap bir sıra budur fazla cevap ki ben o zaman ayıttım. Onların kana kadar bir mesele dediler. Doğrusu gaplar mı? Şun mu? Bin barudu keşke gene bir takıldın mı? Benim olan. Ota benim ha abi. Yürüyüşsün. Hı hı. Labi ota beycan. Labi ota beycan. Yaklaşıyordu ya hala. Hı hı. Rahbarlar yaklaşıldım ben. Hı hı.
birinchi sabab ariza berilibdi ipoteka bankga, mana Andijon viloyatiga. Ular hali pul tashlab bermabdi birinchi sabab. Bilmayotganda bizga. İkincisi, yana bitta u yerda asos sababini aytdim, yana bitta kishidagi sabab bor ekan, qanaqa aytilgan nimalar bu javob bo'yicha qisman haqida to'g'ri ekan. Bu fermerlarda aytilgan hokim, tuman hokim. Hech qayerdan shartnoma tuzmadi, chiqayapti, tuzmayapti, shu uchun agar ularni iloji bo'lsa qo'rib tushsa, ular bo'lsa, turmay tursanglar, ular bo'lsa. Har bir dehqon oymoy oylik olmaydi. Bahorda boshlab to kuzgacha ter to'kib mehnat qiladi, natijasini kuzda ko'radi. Ulgurcha bo'lib 31 dekabr kuni ko'rsak, xursand bo'lamiz, keyingi yilga daromad, dori olamiz, o'g'it olamiz, keyingi zamin bo'ladi. Qolaversa ishlayotgan odamlarimizga ham qanday manfaatdorlik oshirsak, keyingi yilga shulardan qanday ruhla ishlashga harakat qilamiz. Mana yangi yilga pul berilmadi, hech qanday bu nima deydi? Ishga bo'lmaydi, bir yildan keyin gektarga chiqadi bular. Gektarga chiqadi, ishlab bermasa. Ha, injilarni ham ishlab chiqib ishlamayman deydi, haq olmagan. Haq olmasa qayda ishlaydi? Aslida o'zlarini paxtasi o'rmon xo'jaligi yo'q, o't bor. Bir narsa, mol bahar. Mol bahar. Bir narsaga e'tibor beringda, hozir mana shu ishlab turgan fermerlar, mana shu turgan fermerlarda hammasi to'liq a'zosi bor. A'zolar bilan ishlaydi. Natijada o'sha qishloqdagi odamlarning ish bilan ta'minlaydi. Lekin klasterda 3000 gektar yeri bor. A'zosi nechta? U nima beryapti? Qanday ular bilan qilyapti? Solidan qanday qochyapti? Bu narsani javob topib ketdi. Demak 3000 gektar yeri bo'lib turib, a'zolari bormi yo'qmi shu savol ham bor. Mana demak, klasterda hali gaplashganimda klaster rahbariga gaplashganda yog' zavodlari quryapman, mana qa qilyapman dedi. U klaster pulsiz qolgan klasterni gapini gapirmadi endi klaster rahbari. Biz pulimizni yopmayapmiz. Yo'q, shunga hayron bo'lyapman. Nimaga sizlardagi qarzdorligini bermayapti? Bor ekan-ku imkoniyat. Quryaptik-ku. Qarang, bu narsa ko'rsatish. 3000 gektar yerlari ham bor ekan. 3000 gektar yer qazilgan ekanmi? Qarangda, ko'rsatish qarangda. Bu Izboskan tumanida kambag'allar soni ortib boryapti. Kambag'allar soni ortib borishiga sabab mana masalan ishchilardan foydalanish yo'q, ishchi o'rinlari yo'q. Shu ishchi o'rin bo'lsa, shularga mablag' berilsa, shularda kambag'allik kamayadi. Klasterimizda buni aks bo'ladi. Mana hozir demak tushunishim bo'yicha sizlardan a'zolarini ham, demak sizlardan xafa bo'lishingiz kerak. Norozi. Biz ularni nega klasterlardan qaramadik? Pul topib, a'zolariga hozir berishni bilmadi yangi yilga. Va'da berdi, 3 marta rahbarga berdi, va'dasini bajarmadi. Oxir 31-chi dekabrga tushirib beramiz dedi, yana yolg'on. Mana fermerlarda optimal dam oladigan vaqti aslida ashu yangi yil o'tgandan keyin 15 kun vaqtimiz bor xolos. Rasman hozir dam oladigan vaqtimiz. Sizlar nima dam olishingiz? Hech qanday qarzingiz yo'q, manbayimiz ham yo'q. 7 kundan keyin yana ishlar boshlanadi, 15-chidan boshlanadi ish. Bug'doyga dori solamiz, o'g'it beramiz, chilla suv beramiz. Shu bilan yana 31 dekabrga shu dehqonlar peshinkir to'kishni boshlaydi. Saratonda issig'ida, mana qishda sovuqda. Lekin natija yo'q. 31 dekabr dingidan kutdik. Mablag'dan darak yo'q. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Andijon viloyati Izboskan tumanidagi ma'lumiy paxtazor fermer xo'jaliklari bilan nimmatli ma'lumot beraman. Men shu Best Textil Izboskan tumanida faoliyat yuritayotgan Best Textil MCJ bilan 3 yildan beri shartnoma qilamiz, lekin 3 yildan beri shartnoma qilib, bir bulardan bir baraka topmaymiz. Mana 2019 yil hosilini 191 million. Sud iqtisodiy ijro varaqalari. Ijro varaqalari bor. 191 million 848 ming so'm haqdor degan. Ha, 191 million 848 million jarima. Jarima qo'llanilgan, lekin bu pul jarimasi haligacha to'langan yo'q. 2020 yilda hosili 131,269 ming so'm asosiy qarzdorlik, 5 ming so'm penya qo'yilgan. 5 ming so'm shunga to'langan yo'q. Endi bu 2021 yil hosili uchun 126,760 kg shartnoma qilganman. Buni to'liq topshirganmiz. Lekin bu hozir terim pulidan boshqa pul bergan yo'q. Terim puli mana aksvert deb olganman, terim puli bilan nimaga NDS solig'idan 71 million 697 ming so'm to'lab bergan xolos.
Aslında endes sorğu 100 milyondan ziyod bolaşı deyir. Demek 30 milyon hala endesdən endesdən qarşı bu. Çünarlı. Demek hazır gündə qança sizdən nəməsi qarzı var? Ümumi qarzı. Hazır gündə 6020 sondan hesablanğəndə 588 milyon 516 milyon son qarzı olğan. 500-620 somdan hesablangan. Mana endi shu joyga aytib ketishim kerak, hurmatli kuzatuvchilar. 6020 so'm. Bu hol bilasizlar, o'zi prezidentimiz farmoyishiga asosan umuman nimalar bor, o'zgarish kerakligi to'g'risida qarorlar bor. PQ 4633, ya'ni O'zbekiston Respublika prezidentining 6 mart 2020 yildagi paxtachilik sohasidagi bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari bor. Bunda narx o'zgarishi hisobidan narxlar bu o'zgarib boradi. Hozirgi kunda narxlar 6020 so'm emas, 6020 so'm eng past narx hisoblanadi. Lekin futures, ya'ni kelajak shartnomasi tuzilgan hisobiga bular oddiy narx qolgan. Lekin u shartnomani o'zida yozib qo'yilgan o'zgar narxlar o'zgarishi bo'yicha ko'rsatilgan narxda to'lash ko'rsatilgan. Bu yerda juda ham ko'p fermerlar hozirgi kunda menga murojaat qilgan 15 nafar fermer bor. Mana hozir bugün mana hammasini imzolar 18 nafar ekan hozir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga, Mirziyoyevga, Qishloq xo'jalik vaziri Hajiyevga, O'zbekiston Respublikasi fermer dehqon xo'jaligi va tomorqa yer egalari kengashi raisi Hayitovga, O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi raisi Kudbiyevga, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Yo'ldashevga hamda O'zbekiston Respublikasi Davlat xazina xizmati rahbarlariga mana ariza qildik. Arizalarni mana barchasi imzolandi va shu tegishli hujjatlarni ilova qilib shu fermerlarimizni huquqlarini himoya qilib berishliklarini mana bu Sohib Omid Baraka hamda Best Textile International MCJ'larning bugungi kundagi qarzdorliklarini to'lab berishlarida hamda bu asosida fermerlarimizni o'z vaqtida kreditini to'lamaganligi hisobiga yuzaga kelgan penyalar o'z vaqtida to'lanmaganligi uchun soliqlarni penyalarini ham to'lashligi bo'yinlarga qo'yishligi hamda fermerlarimiz bugungi kunda poymol etilayotgan huquqlarni qayta tiklashda amaliy yordam beradi degan umiddamiz. Iltimos, bu narsani ko'pchilik podelitsa qilsin. Bu bugun nafaqat O'zbekistonimizni iz bosgan Andijon viloyati iz bosgan tumanida barcha joylarida shunday nima desam bo'ladi, nomaqbul klasterlar paydo bo'lib qolgan. Bunaqalarni bu tizimdan ishlashi nomunosibdir. Kelinglar, shu narsaga amaliy yordam beringlar. Sog' bo'linglar.